Merhaba değerli izleyenler, Cumhuriyet TV'ye hoş geldiniz. Bugün yine ChatGPT'yi konuşacağız, yapay zekayı konuşacağız. Geçen hafta çok değerli bir konumuz vardı yine. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi. Biraz yapay zekanın, ChatGPT'nin bu akademik taraftan bakışını ele almıştık. Bugünkü konuğumuzla da sektörün içinden gelen bir isim, bir yazılım geliştirici kendisi. Uzun zamandır, uzun yıllardır bu sektörde. Dolayısıyla işin birazcık teknik kısmını da değerlendirelim istedik. Acaba gelecekte teknik anlamda ne kadar, nelere elverişli olabilir bu durum? Bunları konuşacağız. Hoş geldiniz Fatih Bey. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ ol. Şimdi ChatGPT deyince insanlar bir internet sitesine giriyorlar. Oradan bakıyorlar yani bir şeyler soruyorlar, cevap alıyorlar vesaire. Evet. İnsanların dışarıdan görüntüsü bu şekilde. Yani şaşırıyorlar hatta. Ya buna nasıl cevap verir, şuna nasıl cevap verir? Şimdi benim merak ettiğim de şu, yani bu işin arka tarafı nasıl? ChatGPT'yi biz en azından çok ağır teknik argümanlarla olmasa da nasıl anlayabiliriz? Nedir bu? Tam olarak bir yapay zeka mıdır? Şöyle söyleyeyim. Öncelikle şunu parantezin açayım. Ben bir yapay zeka uzmanı değilim. Ben de aslında hemen hemen dışarıdaki diğer şaşıranlar gibi bir kullanıcısıyım bu işin. Dolayısıyla işin yapay zeka tarafındaki teknik kısmında ile ilgili çok fazla bilgi veremem ama nasıl kullanılacağı ile ilgili, daha verimli şekilde nasıl kullanılacağı ile ilgili kafamda bayağı bir şey oluştu. Bununla İlk ilgili çıktı. siz hazır soru şablonları oluşturmuştunuz. Ben onlara da Evet. bakayım ve çok başarılı şablonlardı. Yani Evet. bunu şöyle anlayabilir miyiz bilmiyorum. Bir görev yaptırmaya yönelik Evet. sorular şeklinde anlayabiliriz herhalde. Ya biz bunlara prompt diyoruz. Prompt, onun teknik adı prompt. Ve ben aslında ilk çıktığı gün, ya şöyle bir hemen geçmişten anlatayım. Bunun OpenAI çok daha öncesinde, yani 2-3 sene önce belki GPT-3 diye bir zaten GPT, bu arada ChatGPT diyoruz. GPT Generative Pre-trained Transformer demek. Bu da Türkçesi jeneratif, önceden eğitilmiş transformatör gibi bir şey ama teknik olarak bunu anlat derseniz bilmiyorum. Ben de hani o konuda net Tam söyleyeyim zaten herhalde bilmiyorum. Türkçe, tam Türkçesi de Tam herhalde Türkçe'ye bile ortada şu an. çeviremiyoruz yani ama işte öğrenilmiş bir veri seti var. İçerisinde çok büyük bir veri seti var. Ve şu ana kadar, yani yapay zeka konusunda alanında uzman olan arkadaşlarımla konuştuğum zaman şu ana kadar geliştirilmiş en büyük veri seti olduğunu söylüyor. Aslında algoritmalarında çok yeni algoritmalar olmadığını, sadece verinin çok büyük olduğu için algoritmaların çok elverişli çalıştığını söylüyorlar. Bu parametre dedikleri şey bu mu? Yani işte şu Evet. kadar 100 bin parametre Evet şu o an var aynen işte öyleymiş. ilerleyen versiyonlarında 100 katı şeklinde gelecek Evet vesaire. evet söyle, ya ben de yine mişli konuşuyorum çünkü burada uzmanı olmadığım için. En azından bizden daha yakınsınız Evet diyelim o yani zaman. ben en azından hani birazcık merak Evet. ettim ama gerçekten işin arka tarafındaki matematik benim algılayabileceğimden ve algılayabileceğim ve öğrenebileceğimden çok büyük. Peki büyük bir ekip işi mi? Muhtemelen öyle yani. OpenAI çok büyük bir şirket ve arkasında çok büyük bir ekip olduğunu biliyorum. Dolayısıyla arkada çok büyük bir iş olduğu aşikar. Aynı zamanda çok büyük bir hesaplama gücü, yani bir bilgisayar olması gerekiyor. Bunu da Microsoft sağlıyor zaten. Şu anda Microsoft da en büyük yatırımcısı O ortağı değil ChatGPT'nin. herhalde ama yatırımcı olarak. Sanırım yatırımcı, oradaki işbirliğini tam olarak bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla yatırımcı şeklindeler ve şu anda tamamen Microsoft'un sistemleri üzerinde çalışıyor ChatGPT. Buradaki verinin büyüklüğü önemli bir parametre, daha da büyüyeceğini söylüyorlar. GPT şu an 3,5 olarak adlandırılıyor ve GPT-4'te dediğin gibi 100 katına vesaire Yani çıkacağını söylüyorlar. milyonlara ulaşıyor diye anlamamız gerekiyor Ve herhalde. orada bu veri seti büyüdükçe anlamlandırma ve anlamlı cümle oluşturma kapasitesi de artacağını söylüyorlar ama ben hemen yine demin başladığım noktaya döneyim. Mesela GPT-3 çıktığında ben hemen bir orada herkese dağıtmamışlardı ve ben kaydolmuştum ve bana bir hesap açmışlardı. Ve GPT-3'ü biraz denediğim zaman aslında çok verimli bir sonuç elde edememiştim ve ben şey dedim. Yapay zekanın, ya bu 2-3 sene önceki olay tabii. Yapay zekanın gerçekten bizi ikna edecek şekilde gelişmesi için bir 10 sene vesaire lazım diye bir öngörüde bulunmuştum. Ama bu öngörümü işte bunlar ChatGPT'ye çıkardıklarında aslında bu kadar bir şey beklemiyordum, net olarak söyleyeyim. İlk denediğimde şaşırdım çünkü çok mantıklı, yani GPT-3'e göre çok 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 daha akıllı, hem anlamak kısmı hem de üretme kısmı çok iyi çalışıyordu. Bu proses zaten iki taraflı oluşuyor. İşte önce anlıyor yazdığınız, sonra anladığına yönelik cevap oluşturmaya başlıyor. Bu iki proses çok tatmin ediciydi.
Ve ben böyle ilk çıktığı günden itibaren sürekli olarak denemeye başladım. Bu prompt kısmı dediğimiz o hani şablonlar dediğin kısım aslında... Siz onlarca şablon hazırladınız ya. Şöyle ben onlarca hatta bayağı da kullanıldı, bayağı da beğenildi. Bayağı beğenildi. Şöyle söyleyeyim, oradaki tabii şablonların hepsini ben hazırlamadım. Hı. Orası bir topluluk işi oldu. Orada bir GitHub üzerinde, GitHub'da bizim yazılımcıların kullandığı işte ortak bir, ortak çalışma alanı gibi bir şey düşünebilirsiniz. GitHub üzerinde bir proje oluşturdum ve projede ben kendi, ya aslında benim oradaki amacım şeydi, bir şeyler deniyorum ve o denediğim şeyleri not defterine kaydetmiştim önce. Çünkü hatırlamam gerekiyor yani yazdıklarımı. Sonra dedim ki ben bunu insanlarla paylaşayım bari. İnsanlar da faydalansın bu şekilde kullanılabileceğine dair. Sonra bunları bir işte repo'da biriktirdim. Sonra insanlar da buna katkı vermeye başladılar. Dolayısıyla elimizde yaklaşık 150 adet, şu ana kadar yaklaşık 150 farklı iş yaptırabildiğimiz bir prompt veri tabanımız oluşmuş oldu. Bunu aslında bunun da biraz popüler hale gelmesi OpenAI'nin sahibinin bunu paylaşmasıyla oldu. Onu işte ya bakın insanlar böyle şeyler de yapabiliyorsunuz. OpenAI'ye, işte ChatGPT'ye böyle şeyler yaptırabiliyorsunuz diye paylaşınca oradan bir anda dünya çapında bir etkileşime girdi. Ve şu an hala çok aktif şekilde insanlar hem katkı veriyorlar, yeni bir şeyler ekliyorlar hem de oradaki şeyleri kullanıyorlar. Ve nasıl yazabileceklerini öğreniyorlar. Hı hı. En kritik konu yani da o. Yani yapay zekayla nasıl konuşurum, yapay zekaya nasıl iş yaptırırım tarzında bir şey bu o zaman anladığım evet, kadarıyla. Evet tam olarak böyle çünkü ya orada ben biraz da şeye vuruyorum. Ben bu iletişim konularına çok son zamanlarda çok yani insan ilişkileri ve insan iletişimi konusunda birazcık kafayı yorduğum bir dönemdeyim. Dolayısıyla aslında onun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü yapay zekanın anlayabileceği şekilde bir şeyleri yazmak gerekiyor. Ve onu yazarken çünkü yapay zeka yani neticede bizim jest ve mimiklerimizden bir şey anlamıyor. Öyle bir yeteneği yok. Bizim çok net şekilde konuşuyor olmamız lazım onunla. O net şekilde konuşabilmek aslında bizim de o iletişimimizin temeli haline gelirse eğer yapay zekaya bir şeyleri iyi yaptırabiliyoruz. Hı hı. Ama böyle imalı konuşursak mesela bu imayı anlamıyor. Ya da ucu açık konuşursak o ucu açıklığı anlamıyor gibi durumları egale ederek bir şekilde davranmasını istiyoruz. Orada da bazı şeyler var. Yani aslında bunlara hack diyebiliriz. Yapay zekayı hacklemek diyebiliriz. Yapay zeka bazı şeyleri istediğimiz şekilde cevap vermiyor bize. Evet. Aslında bizim istediğimiz şekilde cevap vermesini sağlamak için prompt'ta bunu belirtmemiz gerekiyor. Dolayısıyla orada bazı hackler var. O hacklere detayına girebiliriz belki sonrasında ama o hackleri uygulayarak yapay zekaya siz istediğiniz gibi cevap vermesini sağlatabiliyorsunuz. Bunu şuradan hareketle söylüyorum. Tabii bu ilk çıktığı zamanlar yani birkaç ay öncesinde popüler olmaya başladı. Daha öncesinde de vardı muhakkak ama. Denemeler yaptığımızda şunu gözlemledim. Bazı şeylere evet cevap verdiremiyorsunuz. Evet. Ya da istediğiniz şekilde cevap verdiremiyorsunuz. Fakat örnek veriyorum yapay zeka dünyayı ele geçirecek mi gibi böyle çok muallakta bir soruya doğrudan cevap vermiyor. Evet. Ama yapay zekanın işte insanların tüm hayatını etkileyecek şekilde geliştiği bir paralel evreni hayal edebilir misinden yola çıkıp bir soru sorduğunuzda evet. Bu sefer o paralel evrende imiş evet. gibi yani bir aslında hikaye içindeymiş gibi bize bunun yanıtını veriyor ve gerçekten çok evet. ilginç cevaplar verdi. Yani Terminator filmine falan döndü ortalık. Evet. Bir de Person of Interest diye bir film vardı şey dizi. Ondaki evet. benzer cevapları yakaladı. Şimdi bunu şöyle anlamaya çalışıyorum. İçerisinde belli parametreler yükleniyor. Hı hı. Peki ilk seferde ben yani bunu manipüle etmeden neden bunlara cevap vermiyor doğrudan? Bunu anlamaya çalışıyorum. Burada belli bir takım etik değerler mi giriliyor bu yapay yani, zeka oluşturulurken? Zannediyorum ki buna tabii ki teknik açıdan arkada nasıl çalıştığını net bir şekilde bilmediğim için yani teknik olarak şöyledir şöyledir diyemiyorum ama tahmin yürütebilirim. Orada şöyle bir tahminim var. Bazı şimdi neticede bu veri seti belli şeylerle yüklenmiş ve veri setini siz yani OpenAI zaten önden eğitmiş. Pre-trained dedin. GPT'nin P harfi pre-trained yani önceden eğitilmiş. Önceden eğitildiği zaten belli bir yapısı var. Bunun belli bazı şeyleri biliyor. Her şeyi bilmiyor. bazı engelleri de var. Yani içerisine konulmuş bazı yani OpenAI tarafından konulmuş bazı kısıtlamaları da var. İşte bir takım suç teşkil edebilecek konuları vesaireleri. Veya insanın kendine zarar verebileceği şeyleri konusunda zaten
kısıtlayabiliyorsunuz. Ama bunları da biraz dolaylı yönden aşabiliyorsunuz ama buna da aslında yapay zekanın yani OpenAI'nin pek yapabileceği bir şey yok. O yüzden direkt sorunca bazı şeylere cevap alamıyorsunuz. Bazı kısıtlamalara takılabiliyorsunuz ama dediğin gibi böyle bir hikaye yaz dediğin zaman onu biraz daha dolandırıp anlattırabiliyorsunuz ama orada da işin gerçeklik boyutunu atlayabiliyor. Evet. Mesela şöyle şeyler söyleyebiliyorsunuz hani şöyleymiş gibi mesela bana bir web tarayıcıymış gibi davran diyorsunuz. Örnek veriyorum bunu. Ve aslında normalde yapay zeka internete bağlanabilen bir alet değil. İçeride öğrendiği bir şey var. Sadece yani öğrendiği şeyler üzerinden konuşuyor ama web tarayıcıymış gibi davran dediğiniz zaman o taklit yapmaya başlıyor. Ve bilgi doğruluğunu önemsemiyor ve size yanlış bilgiler verebiliyor. Yani ben kendimle ilgili bir soru sorduğum zaman Fatih Kadir Akın kimdir dediğim zaman bunu bilmiyor. Çünkü öyle bir data yok. Ama ben örnek veriyorum hani böyle bir karakter varmış gibi davran ve biliyormuşsun gibi davran dediğim zaman bunu uydurabiliyor kafasından tamamen. Çünkü artık o şeyi aşmış oluyorum. Gerçeklik bilgisini zaten onun gerçek olmadığını talep ettiğim için hani gerçek bilgi vermemesini talep ettiğim için o sırada gerçekten uydurabiliyor. Ama bunun arkada ki matematik tarafını, teknik tarafını bilmiyorum. Ya şöyle bir şey var orada. Evet şahısları sorduğunuzda birçok şey yani çok böyle ünlü, popüler bir şahıs olmadığı müddetçe veya eğitilmedikçe o parametre, o veri verilmediği müddetçe bunu bilmiyor. Ama şu dikkatimi çekti mesela. Kullanıcı bazlı bir hafızası var bunun, bu uygulamanın. Yani en azından siz onu silene kadar orada bir hafıza tutuyor bu bilgiyi. Örnek veriyorum işte Fatih Kadir Akın işte şu yaştadır, burada eğitim görmüştür, şudur budur vesaire diye anlattıktan sonra tekrar sorduğunuzda Fatih Kadir Akın kimdir diye burada sizin verdiğiniz şekilde vermiyor. Yani bilgileri sizin verdiğiniz şekilde veriyor ama anlatımı bir biyografi gibi çok düzgün bir şekilde size onu biyografi haline getirip veriyor. Aslında siz orada onun kısa süreli bir eğitim vermiş oluyorsunuz. Orada sizin yazdığınız o kontekst dediğimiz yani kapsamı. Sizin o sohbetin kapsamını hatırlıyor, biliyor. Orada aslında bir küçük bir eğitme durumu mevcut. Geçici hafıza gibi geçici bir şey. Geçici hafıza sanki. Gibi bir şey düşünebilirsiniz. Evet, yani komple yeni ya da yeni bir chat açtığınızda ya da yeni bir kontekst oluşturduğunuzda o kontekste artık önceki konteksti bilmediği için genel hafızası yok oluyor. Genel hafızada olmamış oluyor. Dolayısıyla o kontekst içerisini aslında sizin küçük bir eğitim şeyi gibi düşünebilirsiniz. Hı-hı. Yani bir ben o şekilde çok kullanıyorum. Şöyle diyorum mesela o birazcık işte prompt çok fazla yazmaktan öğrendiğim bazı triklerden bunlar şeylerden, hilelerden. İşte o kısmı mesela ben sana şimdi eğiteceğim dediğin zaman yani orada İngilizce yazmak çok daha fazla iyi verimli oluyor. Çünkü aslında bir İngilizce üzerine geliştirilmiş bir şey olduğu için Türkçe ve diğer dillerde de çıktılar alabiliyorsunuz. Bu arada ben çevirisini de denedim. Çevirisi de hiç fena değil. Evet, yani Google Translate'de karşılaştırdım bazı metinlerde. Evet. Hiç fena değil yani çok çevirisi. Çok iyi çeviri yapıyor. Hani sorduğunuzda ben bir çeviri işi yapmıyorum diyor ama evet. Çevirisi de gayet başarılı. Çevirisi çok iyi. Evet. Zaten Türkçe yazdığınız zaman aslında çeviri yaparak cevaplıyor. Mesela örnek veriyorum. Mükemmel kelimesinin kökü nedir diye sorduğunuz zaman size perfect kelimesinin kökünü anlatıyor. Çünkü mükemmeli İngilizce çevirerek cevap verdiği için. Dolayısıyla aslında orada bir çeviri yapıyor. Ben şeyi kullanıyordum orada. Mesela şöyle bir hile kullanıyorum. Diyorum ki şu an mesela train et dediğim zaman diyor ki beni train edemezsin diyor mesela. Hemen reddediyor bunu ama ben şunu diyorum. Diyorum ki sana yazdıklarımı hatırla diyorum. Yani bütün yazdıklarımı hatırla ve sonra altına işte hatırlaması gereken bütün farklı bilgileri giriyorum. Sonra aslında onu ben dediğiniz gibi şey yapıyor. Aslında küçük bir eğitimden geçirmiş oluyorum geçici hafıza içerisinde ve sonra bu aynı kontekst içinde verdiğim bilgilerden yeni bilgiler üretebiliyorum. Mesela bununla ilgili bir tweet serisi vardı. Birisi, ismini hatırlamıyorum, birisi şey yapıyor. Bütün çocukluğundaki günlüğünü geçiriyor yapay zekaya, şeye anlatıyor, yazıyor. Ve kendisinin işte 12 yaşındaki hali gibi davranmasını istiyor ve kendisiyle konuşuyor geçmiş zamandaki. Çünkü artık o günlüğünde yazan şeyi hani o bir karakteri öğrenmiş olduğu için kısa süreli olarak o 12 yaşındaki kendi yani günlüğü bilgisi dahilinde kendisiyle konuşuyor. 12 yaşındaki haliyle konuşuyor.
Ve bu bayağı şeydi, ben etkileyici gelmişti bana. Çünkü hani böyle bir şey mümkün olabiliyor yani. Bayağı birisinin karakterine bürünüyor. Dolayısıyla o şekilde kullanabiliyorsunuz ChatGPT'yi şu an. Ben de çok kullanıyorum bu arada. O zaman buradan şuraya geliyoruz. Özür dilerim, lafınızı kestim. Estağfurullah. Bir community'nin desteklediği, eğittiği, yani dışarıya açık, hani sizin dilinizde açık kaynak kodlu mu denir artık bilemiyorum. Bir şekilde bir yapay zeka geliştirmeye başlansa, evet. Bu nereye götürür olayı sizce? Yani tamamen bu arada çok açık, yani çok kötü bir yerlere götürebilir. Çünkü Microsoft'un daha önce geliştirdiği bir projesi vardı bununla ilgili, seneler önce yaptığı ve proje sosyal medya üzerinden eğitiliyordu. Ve böyle, Twitter herhalde. Twitter'da da şey vardı sanırım diye hatırlıyorum. Evet, Twitter üzerinden zaten eğitilmeye başlandı ve bayağı ırkçı, faşist birisi bir yapay zekaya dönüştü. Ya bu dünya onu ırkçı hale getirdi. Evet, getirdi. Çünkü mevcut işte topluluğa açık olunca her şeyi alıyor ve insanlar bunu suistimal etmeye başladılar. Çünkü yani ya şeyi ayırt edemiyor. Etik kuralları olmadığı için ne etik nedir, ne değildir gibi temel ayrımları yok. Bunları öğretirken siz tamamen etik olmayan şeyleri yüklerseniz alete, o tamamen aslında bunu bir çocuk gibi düşünmek lazım. Hani 18 yaşlarında bunu zaten bu şekilde açıklıyorlar daha çok yapay zekacılarda. Bu 18 yaşında bir çocuk gibi düşünün bunu. Hani bazı şeylere mantıklı cevaplar verebiliyor öğrendiği şeyler dahilinde ama herhangi bir alanda uzmanlaşmamış çoğunlukla. Ve bilgiye açık. Siz şimdi bunu nereye çekerseniz, nasıl yüklerseniz bilgi oraya doğru kayacak. Dolayısıyla aslında buna benzetmek lazım biraz. Açık kaynak, herkesin eğittiği bir model olursa o birazcık mevcut dünya düzeninde sakıcı, korkutucu olabilir. Peki bunu online'a açmak nasıl bir şey olabilir? Yani bunu bir tabii tamamen teori üzerinden soruyorum. Yani tamamen online'a, internete açık bir yapay zeka. Bütün beslemelerini oradan yapıyor. Bütün verilerini kendi kendine çekiyor, kendi kendine öğreniyor. Böyle bir şey yapılabilir mi sizce? Yoksa çok hani bunu yapmak çok imkansız, inanılmaz büyük makine. Ya yapılabilir diye düşünüyorum ama tabii makine gücü çok önemli burada. Hı-hı. Dediğim gibi şu anda mesela ChatGPT'nin en büyük güçlerinden birisi arkada Microsoft'un desteğinin olması ve inanılmaz rakamlar telaffuzu. Şu anda net söyleyemiyorum, hani hatırlamıyorum çünkü araştırmadım da bu konuyu. Bir kaynakta okumuştum hızlıca. Ya böyle günlük milyon dolarlar yaktıkları bir hesaplama şeyi var. Arkada günlük bilgisayarlar milyon dolar seviyesinde para yakıyorlar arkada. Bu sırf bu ChatGPT çalışabilsin diye. O kadar bir hesaplama gücü var. Normal kendi bilgisayarımızda ChatGPT kurup kullanamıyoruz mesela. Çünkü o hesaplama gücünün bildiğimiz, kullandığımız bilgisayarlarda öyle bir hesaplama gücü mevcut değil. Esasında ben bunu online'a açmaktan, internete açmaktan bahsetmiştim. Yani bu yapılabilir mi bir arkada bu kadar güç sağlanabilir? Oraya gelecektim. Yapılabilir teoride ama çok büyük, yani çok büyük destek gerekiyor bununla ilgili. Hani computation power dediğimiz o hesaplama gücünün çok yüksek olması lazım. Teoride yapılabilir ama işte sponsor bulmak lazım ki OpenAI bile arkasına Microsoft alarak yapabiliyor bunu. Evet. Kendi başına yapamıyor. Peki o zaman şuraya da gelelim. Şimdi bu biz sadece ChatGPT şu an popüler olduğu için onu biraz konuşuyoruz ama başka yapay zeka destekli olduğu iddia edilen uygulamalar da var. Evet. Bunlardan sizin gözünüze çarpan hangileri, yani gelecek vaat ettiğini düşündüğünüz hangileri ve en çok dikkatinizi hangisi çekti? Bu arada şimdi ChatGPT metin oluşturma tarafında çok aktif biliyorsunuz. Ve bir de işin resim boyutu var. Stable Diffusion dedikleri bir algoritma var. Oraya geleceğim çünkü orada çok büyük etik durumlar da var. Onları evet, orası çok kompleks hale geldi. Stable Diffusion'un Stable Diffusion OpenAI'den farklı olarak açık kaynak. Bu arada kendi gerçekten bilgisayarınızda bir ekran kartınız varsa, sağlam bir ekran kartınız varsa Stable Diffusion'u bilgisayarınızda kurup kendiniz resim üretebiliyorsunuz. Tabii bunlar insanlar yapamadıkları için paralı araçlar çıktı ama temelde hepsi arkada Stable Diffusion'u kullanıyorlar. Bu arada ChatGPT benzeri yapay zeka uygulamaları da var. Ama tabii bunların hepsi çok para yiyen şeyler olduğu için insanlar hani o tarafta OpenAI'nin ChatGPT'si gibi açık, yani açamıyorlar. Çünkü çok fazla para ihtiyacı, destek ihtiyacı var ama açık kaynak olan versiyonlarının da varmış yani. Ben şimdi direkt isim, yani aslında isim var ama yanlış olmasın diye yanlış yönlendirmek istemiyorum. Araştırırsa insanlar bulabilirler. Diğer tarafta işte Stable Diffusion var. İşin gelecek vadeden diğer boyutu. Bence o tarafta çok yıkıcı şekilde ilerliyor. Yani bunu şuradan kaynaklı. Şimdi
siz bir görsel veriyorsunuz bu yapay zeka destekli uygulamaya ve o görselde manipülasyon yapıp size bunun çıktısını veriyor. Evet. Aslında manipülasyon yapmıyor. Öğrendiği bir öğreniyor ve tamamen yeni bir şey üretiyor. Ama öğrendiği veriyor. Yani oradaki belli şablonlara göre size bir çıktı veriyor. Ama bu tabii şu anlama da geliyor. Oradaki şablonlarla kısıtlı kalınmadığı durumda bunu sadece tabii iyi niyetli olarak kullananlar olmayacaktır. Muhakkak ilerleyen zamanlarda kötü niyetli olarak kullanmaya çalışanlar da olacaktır. Şöyle bir dünya hayal edebiliyor musunuz? Yani kötü niyetli insanların veya yazılımcıların diyeyim kurguladığı ve bunu parayla bir hizmete dönüştürdüğü birinin fotoğrafını alıyorlar ve onu manipüle ederek yapay zeka destekli uygulamaya bunu bir ifşa gibi sunuyorlar piyasaya vesaire. Böyle bir şey tahayyül edebiliyor musunuz ki yapılabilir diye tahmin ediyorum. Teknik olarak bu söylediğiniz yapılabilir şu anda. Bunu engelleyecek ne gibi bir durum olabilir yani? Yani inanın bilmiyorum. Biz hep iyi tarafını konuşuyoruz ya ondan dolayı biraz tabii tabii kötü tarafı da çok fazla. Yani sanatçılar şu anda şey tarafı zaten resim tarafı şeye göre çok daha karışmış durumda. Yani işin sanat tarafı işte şu an ChatGPT'den insanlar o kadar çok çekiniyorlar. Ses manipülasyonu da aynı şekilde var. Ses manipülasyonu zaten işte Wall-E diye bir şey ürün işte Microsoft çalıştığını söyledi. 3 saniyelik bir ses kaydıyla sizin tamamen sesinizi birebir 3 saniyelik bir öğrenmeyle yani çok acayip mesela. Ben düşünebiliyor musunuz? Yani Ömer Can Atalı ile Fatih Kadir Akın telefonda konuştuğu işte ifşası işte şöyle bir nesi falan. Evet yani bu nokta birazcık korkutucu bence de. Belki ilerleyen zamanlarda bunları anlayan, bu yapay zeka ile oluşturulmuştur anlayan ekstra bir şeyler bilmiyorum, çıkabilir bilmiyorum. Ama evet o birazcık yani nasıl engel olunur bilmiyorum. İşte dediğim gibi belki bunu dedekt eden, anlayan bir şeyler çıkabilir. Ama çıkabilir mi onu da bilmiyorum. Hani bunu birazcık işte yapay zekacılara danışmak gerekiyor. Şey ChatGPT tarafında bazı tool'lar geliştirmeye çalıştığı söyleniyordu işte. Bunu ChatGPT yazmıştır, yazmamıştır diye. Ama onu siz birazcık değiştirseniz hafif üzerinde değişiklik yapsanız ne kadarını anlayacak. Ne kadarını anlayabilir? O da mesela soru işareti. Aynı şekilde Stable Diffusion tarafında çok iyi fotoğraf seviyesi neredeyse. Hani gerçekten ayırt edebileceğini. Yani 2-3 tane fotoğrafı veriyorsunuz. Onun bir karmasını size çıkıyor ve tamamen orijinal benzersiz bir şey çıkıyor. Evet hani ve bilmiyorum ayırt etmek çok zor bence yani o tarz şeyleri. Ben gözümle ayırt edemiyorum. Belki teknik olarak bir şeylerle ayırt edilebiliyordur ama ben gözümle baktığım zaman ayırt edemiyorum ve hani diyelim ki bunun sahte olduğunu teknik olarak ispatladınız ama dezenformasyonu engellemeyecek tabii. Neticede bu. Hani, ne kadar insana bunu duyurabileceksiniz? Tabii tabii şimdi yani herhangi bir bilgi seviyesi düşük ya da bunu idrak edemeyecek dijital okul yazarlığı olmayan birisine zaten bunu inandığı anda olay bitmiştir yani bunu görüyoruz çok fazla. Evet. Dolayısıyla orada zaten bunun için bu tarz işler için kullanılabilir. Belki kullanılıyordur da. Ben tabii işin o tarafına bakmadım açıkçası neler yapılıyor diye. Kötü tarafına çok bakmadım ama yapılabilir. ChatGPT tarafında da şu anda çok fazla ayaklanma olmadı ama benim gördüğüm kadarıyla orada da mesela şu anda yani işte reklam metni yazma, bir şeyler üretme, yazı üretme ya, gibi şeyleri. Hikaye, kısa hikayeler yazabiliyorsunuz yani, ve tamam size bunu bir yere kadar veriyor. Ama yine bunu konuşarak, eğiterek o hikayenin devamını da sağlayabiliyorsunuz. Evet, yani işte atıyorum hikayeye şöyle bir karakter girdi bundan sonra ne olabilir falan deyip onu uzattırabiliyorsunuz. Evet, evet, buradan işte şuraya da gelmek istiyorum. Ya bu ChatGPT ve bunun muhakkak rakipleri de çıkacaktır. Tabii, bunlar daha ben da de çıkmayacağını düşünmüyorum. Versiyonlarda. Kesinlikle. Mesleklerin geleceği açısından ne gibi, özellikle bilhassa sözel mesleklerin geleceği açısından ya, ne gibi bir duruma getirir? Vallahi onu da ben de bilemiyorum açıkçası. Yine burada çok böyle çünkü ben eskiden şu kafadaydım. Hı-hı. Net onu söyleyeyim. Eskiden yapay zekanın bu kadar ilerleyebileceğini öngörmüyordum ki, ve yazılım sektöründe olan biri olarak evet yani çünkü şey diyordum yani teknik olarak çok zor diyordum bu. Hı-hı. Dolayısıyla çok zaman var. Olmayacak değil ama işte çok daha zamanımız var önümüzde falan diyordum. Belki biz emekli oluruz falan diyordum. Şu anda lafımı yutuyorum şu an. Bu sıralar yaptığım şey lafımı yutuyorum. Bunu sadece bu arada sizden duymadım. Birçok yazılımcıdan duydum. Yani birçok tecrübeli yazılımcıdan duydum sizin gibi. Evet. Ağırlıklı kısmı şöyle söylüyor. Ben kullanmaya başlayana kadar bunun bu kadar ileri bir versiyon olabileceğini düşünmemiştim. Evet. Hatta bazılarından şunu duydum. Ufak tefek yazılım kod işlerinde şu an ona yaptırmaya başlamışlar. Evet evet yaptırıyor. Ya ben de kullanıyorum ara sıra. Hatta ben fikir alıyorum mesela ve gerçekten iyi fikirler veriyor. Yazılımla ilgili normal başka bir konu başka konularla ilgili çok iyi fikirler veriyor. Ya ben gerçekten çıktığında bu kadar bir beklentiyle açmadım. Yani ChatGPT'yi. Hani
bakalım ne yapmışlar ya, ne kadar geliştirmişler. GPT-3 çok kötüydü, buna birazcık bir şeyler ekleyebilmişler mi falan diye girip böyle şok olarak çıktığım bir şey. Yani bu nasıl bu kadar iyi olabilir? Bunun arkasında ne çalışıyor falan diye şaşırarak çıktığım ve benim hani yazılımcı olarak algılayamadım. Bunun bu nasıl olabilir'i hiçbir şekilde kafamda soyutlaştıramıyorum, somutlaştıramıyorum. Yani tamamen bulut yani benim için. Peki şu an şunu da sormak isterim size. Yani mesleklerin geleceği açısından anladığım kadarıyla çok bir öngörüde bulunmak yani şey değil. Şöyle yani... sözel meslekler açısından işte ya çok iyi şeyler üretiyor bu arada. Ama ben meslekleri elinden alacağını değil de meslekler üzerindeki bu ağır işi, yani ben mesela işte kod yazarken bazı yapmak istemediğim, vakit kaybettiren, vakit kaybettirici, daha basit ve meşgul eden, işler yapabiliyoruz tekrarlı. Yani hep aynı şeyi yazıyoruz falan. Böyle hani angarya işler diyelim. Bunlara bir destek anlamında. Bunlara destek anlamında benim işimi çok hızlandırıyor. Oraya da gelmek istemiştim. Yani şimdi siz şirketinizde örnek veriyorum, yarın bir gün ChatGPT dedi ki biz artık premium sürüme geçiyoruz ve şirketlere de API desteği sağlayacağız. Evet, yakında verecekler bunu. Evet, zaten. Burada sizin şirketinizde gitti, bu buradan bir API desteği aldı ve bunun üzerinden bir uygulama geliştirdi. Tamam. İçeride sizin bu angarya dediğiniz işleri artık o yapıyor. Evet. Böyle bir teoride sizce çalışan sayısında bir azalmaya gidebilir mi şirketler? Biraz da sizin sektörünüz için. Gidebilir. Yani şimdi şöyle düşünmek lazım. Ben bunu biraz şeye benzetiyorum. Sanayi devrimine benzetiyorum. Sanayi devriminde nasıl makineleşme artınca insan gücü azaldı. Yani artık bazı şeyleri makinelere yaptırıyor. İnsan, eskiden insanlara yaptırdığımız şeyler artık makineler yapıyor. Bugün fabrikalara gittiğiniz zaman, hani ben çok fabrika gezmedim ama şeyleri falan izliyorum. Hani televizyonda belgesellerde makineler nasıl, işte fabrikalar nasıl çalışıyor diye belgeseller var. Orada izlediğim zaman mesela 2-3 tane insan görüyorum. Geri kalan her şeyi makine, o parkuru bir şekilde paketlemesinden ürünün üretimine kadar, her şeyine kadar hallediyor. Aslında böyle yavaş yavaş böyle sürece giriyoruz bence. Şimdi beyaz yaka tırnak içinde diye tabir ettiğimiz aslında düşünce gücüyle çalışan insanlar biraz rahatlardı. Çünkü insanın hani düşünce gücüne yakınlaşabilen herhangi bir makineleşme durumu hiç çıkmamıştı. Ama şu anda bunun birazcık geldiğini görüyoruz. O noktada birazcık işte düşünce gücü tarafındaki angaryanın azalması ve oradaki fazla işin, tekrarlı işin azalması noktasında, eğer bu tarz bir çalışansanız o tarafta, belki o insanlar için tabii negatif etkilenebilir ama kreatif tarafta, yani yaratıcı bir şeyler yapıyorsanız, henüz şu an için en azından... En azından şu anki aşamada. Ben keskin konuşamıyorum artık. Öğrendim onu. En azından şu anki aşamada tabii belli bir belli bir kreativiteye kadar getiriyor. Hani belli bir yere yapıyor ama insan hala insan zihni kadar, çünkü biz bazı şeyleri için içinde duygusallık var, etik anlayışlar var vesaire, bizim farklı duyularımız da var. Onları daha henüz için içine katabilmiş değil. Henüz diyorum hala, hani katmayacak diyemiyorum çünkü bilemiyorum yapabileceklerini, gelecekte nereye gidecek. Şu an gerçekten kestiremiyorum. 4. versiyondan bahsediliyor. Şimdiden onunla ilgili bazı hani var gerçekten şu an geleceği kestiremediğim bir dönemdeyim. Çünkü gerçekten bu benim için en azından internetin çıkması gibi bir şey yani. Hani çok değiştirici bir şey bunun var olması. Ben şu anda aktif şekilde bir sürü konuda fikir danışıyorum yani. Her fikrine kabul etmiyorum ama evet ya, ben bunu böyle unutmuştum ya, bunu böyle bunu değerlendirebiliriz dediğim İşte bunun bir alışkanlık haline gelmesi durumunda. Evet. Bir Wikipedia gibi, Wikipedia'ya nasıl insanlar alıştı artık her şeyi oradan soruyorlar vesaire. Ki Wikipedia'da bile bir community ortamı var yine, iyi kötü de olsa. Burada fakat böyle bir community ortamı da yok. Yani yarın bir gün kafamıza bir şey takıldı ya, yapay zeka soralım. Oradan bizim alacağımız cevap tek düzey bir cevap. Mukayeseli bilgi yok arka tarafta. Yani şimdi kitapları açıp bizim karşılaştırdığımız gibi bir durum yok. Tek düzey bir bilgi. Bu da aslında biraz öyle bir yere de götürebilir gibi geliyor. Şöyle şimdi işte bence burada şey olacak. Yani bu tabii öngörüdür. Göreceğiz ya, zaten zamanla. Öngörüleri konuşuyoruz. Evet, öngörüm olarak şöyle diyebilirim. Gelecek zamanda biz buna ne kadar farklı bilgileri yüklersek o kadar kıyaslamasını da biz talep edebiliriz. Yani hani bana şu bilgiyle şu bilginin işte artı eksilerini kıyasla dediğimiz zaman
Ya ben tabii ki yine biz %100 bütün her şeyimizi ona bırakacak, bırakmayacağımızı düşünüyorum. Bazı şeylerde yine biz son kararı veren olacağız. Biraz tembeliz ya. Belki belki yani verilebilir bazı noktalarda ama yine de her şeyimizi ona vereceğimizi düşünmüyorum. Oradan gelen tüm bilgiyi de bu arada orada bir parantez açmak lazım. Hı-hı. O da çok önemli. ChatGPT bazı şeyleri yanlış yorumluyor ve yanlış bilgi verebiliyor. Onu da kullananlara hani önemli şey, ben hatta şey demiştim mesela işte bana bir komplo teorisyeni gibi davran. Ve yeni komplo teorileri üret demiştim ve gerçekten olmayacak şeyler üretebiliyor ve işin ilginç tarafı kendi içinde tutarlı olmaya çalıştığı için mantıklı geliyor size. Öyle bir saçma tarafı var. Hani normalde... O zaman komplo teorisyenlerine de duyuralım yani. Evet evet. Ha, ben onunla ilgili bir şey de yazmıştım. Hani dışarıda ne koyuyorlar belli değil. Ben kendim üretiyorum diye. Dolayısıyla gerçekten hani şey, kendi içinde tutarlı olmaya çalıştığı için bazı yanlış bilgileri tutarlı şekilde size veriyor ve siz bunu evet ya aslında mantıklı diyebiliyorsunuz. Bu da biraz tehlikeli tarafı işin. Hani onun öyle bir niyeti olmasa da yanlış verdiği bilgi kendi içinde tutarlı olduğu zaman birazcık ikna edici olabiliyor. İnsan zihninde de işte o yüzden biz hemen kanabiliyoruz bazı şeylere. Bize çok sağlam değiliz yani o noktada. O yüzden dikkat etmek lazım. O parantezi de geçeyim. Hani her bildiğini, o yüzden şeye geleceğim. Hani verdiği bilgiyi olduğu gibi kabul etmemek lazım. Birazcık sorgulama yapmakta fayda var. O zaman buradan son olarak şuraya da gelelim. Yani şimdi buraya kadar olan kısımdan anladığımız şey şu. Sanayi devrimi mavi yakalıları, işçileri etkilemişti. İşte tarım yapan insanların sayısını azalttı. Çeşitli makineler çıktı, işte fabrikalar çıktı vesaire. Bu yapay zeka destekli uygulamalar da galiba beyaz yakayı biraz etkilemiş benim olacak. Benim teorim o yönde. Evet, ben onu düşünüyorum ve beyaz zeka tarafında böyle zaten yapılabilen işte fabrikada işçi robot kolun yapabildiği bir işi yapan bir işçi ne olur? Robot kol onun yerine geçti. Çünkü onun yaptığı iş standarttı ve zaten herhangi bir makine yapabiliyordu bunu. Bu tarz ya iş yapan, repetitif yani tekrar eden işler yapan insanlar da düşünce gücüyle, yani düşünce fikri olarak bunların da zaman içerisinde, şu an için değil, şu an daha biraz daha gelişmesi lazım diye düşünüyorum. Ya da insanların bunun üzerlerine bir şeyler koyması lazım. Yani ChatGPT AGI diye geçiyor zaten bu arada. Hani yapay genel zeka. Ve biraz daha özelleştirilmiş, o eğitilmiş noktalarda işte reklamcı gibi eğittiğiniz zaman bunu, reklam yazarı gibi eğittiğiniz zaman belki orada reklam yazarlarının çok basit, kötü reklam yazarları birazcık daha yaratıcı olmaya zorlayacak. Ya da reklam noktasına örnek verdim bu arada, hani reklam yazarı varsa yanlış anlamasın sonradan yorumlarda laf yemeyelim. Bu bir örnekti. Ama bu tarz hani böyle kötü iş yapanlar birazcık elenecek diye düşünüyorum ileriki dönemde. Bir de işin tabii eğitim alanı da var. Yani öğrenciler de burayı kullanmaya başlayacak veya başladılar. Bazı okullarda hatta böyle kullanılmamasını tavsiye ediyorlar. Ya bunu nasıl engelleyebilirler? Yani şimdi bir öğretmen var. Öğrencilere ödev verecek. İşte ödevi veriyor. Verdikten sonra işte sınıftaki 20 öğrenciden 10 tanesi gidiyor bunu ChatGPT veya benzeri uygulamalar. Bu sadece bununla kalmayacaktır çünkü. Bunlara yaptırıyor. İçinde birazcık ufak tefek oynamalar yapıyor ve hocaya teslim ediyor. Şimdi bunun eğitim sisteminin de değiştirmesi gereken bir durum olması gerekmiyor mu? Yani ya bu, salt böyle yazıya dayalı bir ödev belki yerine. De doğru olan odur. Yani ben de burada şu an şeydeyim. Hani bilginin hamallığını yapıyoruz. Siz yazılımcılarda çok var bu fikir zaten. Yani evet. Ben kod ezberlemeye gerek yok, işin hamallığına gerek yok. Zaten... Evet, evet. Yani evet, bilgi hamallığından ziyade biz bilgiyi onaylayan, doğrulayan taraf olursak, belki eğitim sistemi bu şekilde. Yani bu tabii benim hani, veya pratik olarak şu an sesi düşünüyorum yani. Bunun ne tamamen yanındayım ne tamamen karşısındayım. Böyle aradayım. Belki bilginin hamallığını yapmayacağımız bir eğitim sistemi inşa edilmeli. Çünkü şu anda bilginin hamallığını yapıyoruz aslında. Bir şeyleri öğreniyoruz. Belki de hiç öğrenmemize gerek kalmayacak gelecekte ve biz sadece o bilgiyi nasıl iyi kullanacağımız ve yapay zekayla, yani şeyi düşünüyorum mesela, bunu dün bir arkadaşla da konuşmuştuk. Yani şu anda doğan çocuklar işte ya da şu an 3-4 yaşında olan çocuklar gelecekte akılları başlarında geldiğinde hayatlarında yapay zeka diye bir şey var olmuş olacak zaten. Standartlaşmış olacak. Bizim şu an şaşırdığımız şey, biz şey olacağız yani hani
tırnak içinde boomer diyorlar ya. Yani biz o zaman, biz şu anda şaşırıyoruz ama onlar şaşırmayacaklar. Onlar için çok zaten hayatlarının içinde var olan bir şey olacak mesela. Belki de eğitim sisteminin bunu var olarak kabul ettiği bir şekilde bundan biz nasıl maksimum fayda elde edebiliriz? Ve belki de hayatımız artık bundan, yani ben bunu yine aynı örneği veriyorum herkese. Şu anda çoğumuz avlanarak beslenmiyoruz değil mi? Hani eskiden avlanmak belki çok standart öğretilenmesi gereken, hayatta öğrenmeniz gereken bir şeydi bundan 1000 yıl önce. Ama şu anda biz avlanarak beslenmiyoruz. Yani kimse, ben etrafımda en azından uzun zamandır, yani uzun zamandır hiç görmedim yani gidip bir yerde hadi şunu avlayalım da pişirip yiyelim diyen kimse görmedim. Çünkü hayatımızdan çıktı. Artık standartlarımız değişti. Artık avlanmak yerine yemeğimizi farklı şekilde elde edebiliyoruz. Bunun bilgi noktasında da böyle olacakmış gibi geliyor bana. Hani belki şu an bilgi noktasında biz avlanıyoruz hala. Ve bunu gelecekte çok daha farklı şekillere evrilebilir. Bilmiyorum. Yani çok kafamda böyle düşünceler dönüp duruyor. Dediğim gibi bunlar çok üzerine düşünülmesi ama çok kestirmenin de zor olduğu şeyler. Peki o zaman şöyle yapalım. Son olarak diyelim bu ChatGPT'nin 4. sürümüydü yanlış hatırlamıyorsam. 4. sürüme geçecek herhalde. Evet şu an 3.5 diyorlar. 4. sürümde öngörüler nedir? Yani neler yapabilecek? Önceki sürümünden farklı olarak ne gibi bir durum olacak? Yani 100 katı daha fazla parametre yükleneceği söyleniyor. Hı hı. Onu biliyorum ama neler yapabileceğini gerçekten kestiremiyorum. Bununla ilgili çıkıp denemem lazım. Şirketten en azından böyle bir açıklamalar veya ipuçları gibi bir şeyler çıktı mı hiç ortaya? Şu an sadece insanlar deniyorlar. Bu şey gibi birazcık internet ilk çıktığında böyle .com şeyi vardı. .com patlaması. Balonu vardı. Herkes bir şeyler deniyordu ve bazı şeyler hayatta kalabildi. Çünkü elinizde bir şey var ve bununla ne yapacağınızı çok iyi bilmiyorsunuz. Yani elinizde çok iyi, harika bir alet var ama tam olarak yani her şeyi yapabiliyorsunuz ama hani ne yaptığınızda bu tutacaktır noktasında soru işaretleri var. Çünkü insanlar bilmiyor yani ne yapacaklarını bilmiyor. Ne yaparlarsa bu ihtiyacı net giderir bilmiyor. Dolayısıyla şu an bir süre şey görebiliriz. Çok fazla yapay zeka uygulaması görebiliriz her hafta. Bunların bazıları çöpe gidecek. Bazıları gerçekten ihtiyaç olmadığı düşünülecek. Bazıları da gerçekten ihtiyaç olarak değerlendirilecek ve üzerine geçecek. Yani ilerleyen dönemde şaşıracağımız şeyler görebiliriz. Ama ne görürüz zaten bilsem. Bilsem hani neyin tutacağını bilsem yaparım şu anda. O yüzden net kestiremiyorum ama GPT-4 noktasının yani şu anki bile bizi şok ediyorsa onu nasıl şok eder bilmiyorum. Peki. Teşekkür ediyorum. Çok bilmiyorum dediğim bir yayın oldu. Çünkü gerçekten kestirmek çok zor. Yok zaten şöyle biz bu yayını yaptığımız durum zaten biz ChatGPT'yi üreten ekiple değiliz. Evet evet. Veya onlarla böyle yakın görüşmüşlüğümüz vesairemiz yok. Bu yapay zeka alanı bambaşka bir alan. Evet, evet. Hemfikiriz zaten. Fakat siz bu alana en yakın insan olarak bir yazılım sektörü içerisindesiniz. Senelerdir bizlerden daha yakın olduğunuzu düşünerek sizin de fikirlerinizi almak istedik. Evet ben dediğim gibi bu alana çok fazla kafa yoruyorum. Yani mesaim dışındaki hemen hemen her şeyde kafamda böyle bunu nasıl daha iyi kullanırım noktası var. Ve gerçekten çok fazla fikir var. İnsanlardan bunu sürekli etrafta çok konuşuyorlar ve insanlar da sürekli fikir üretiyor ama öyle bir şey ki hani normalde yazılımın teknik sınırları vardır ve belli bir noktada bunu yapılamaz, bu olamaz dediğiniz noktalar vardır. Çünkü teknik olarak belli şeylerin gerçekten ya işte buna şu lazım. O yüzden bu da olamayacağına göre bunu yapamayız dediğiniz noktalar olabiliyor. Bunları öngörebiliyorum ama yapay zeka noktasında bu tarz bir yapıyı arka planda API gibi kullandığımızı varsayarsak bu yapabileceklerimizin sınırı yok. Her şeyi işte şeyi bile yani örnek veriyorum işte. Şirketlerde CEO olmayacak, CEO yerine kararları İşte yapay zeka verecek diye mesela böyle iddialardan duyduğum biriydi. Buna olamaz demiyorsun diyemiyorum şu anda. Evet olabilir yani şirketin bütün verilerini yüklediğinizde evet, aslında aynen öyle hani olamaz diyemiyorum. CEO'ları da o zaman burada seslenmiş olalım. Evet CEO'lar işsiz kalacak gibi. Hani bunu diyemediğim için her şey mümkün olabilir hale geliyor. Hani CEO'yu birazcık uç örnek verdim. Çünkü CEO önemli bir pozisyon biliyorsun. CEO'nun bile sorgulanabildiği bir dünya gelecek olduğu noktada her şey mümkün hale gelebiliyor. Böyle bir dünya şu anda dediğim gibi teknik yapılabilirlik
şeyi, o spektrum çok geniş. Geniş olduğu zaman bekleyip göreceğiz diye biliyorum. Peki. Ağzınıza sağlık. Tekrardan teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağlık. Kıymetli bir yayın oldu. Sektörün içinden bir yazılımcıyla bu konuyu tartışmış olduk. Değerli izleyenler, programda kıymetli yazılım geliştirici Fatih Kadir Akın'la birlikteydik. Biraz daha teknik anlamda bu alana yakın bir isimdi kendisi ve konuyu biraz ele aldık, öyle söyleyelim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.